19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ne mutlu ki Cumhuriyetimizin 100. yılına tanıklık ediyoruz. Bu 100. yıla çağdaş olmak bizim için çok önemli bir onur. Nice zorlu mücadelelerin ardından kurulan Genç Türkiye Cumhuriyeti bugün artık 100 yaşında ve koca bir çınar. Sevgili gençler, bu çınarı ileri yıllara götürmek sizin göreviniz ama gördüğüme göre bu konuda hiç gözümüz arkada kalmayacak. Şimdiden hepinizi kutluyorum, kolaylıklar diliyorum. Başarılarınızın kesin olacağından hiç şüphemiz yok. Hepinizin gözlerinden ve gönlünden öpüyorum. O mücadele sayesinde çok şükür burada nefes alıyoruz. Devletimiz var olsun, Allah devlete zeval vermesin. Milli mücadele kahramanlarından İsmail Hakkı Durusu Talaslı Zincidereli olması hasebiyle kendisini tanıtmayı gündemde tutmanın bizim için görev olduğunu düşündük ve biraz önce izlediğimiz belgeseli arkadaşlarım Erol Mutlu ve ekibi çok kısa süre içerisinde hazırladılar. Bundan da biz gurur duyduk. Aynı zamanda bir de kitap çalışmamız olacak İsmail Hakkı Durusu ile alakalı. Bununla beraber bizim 100. yıl Zincidere Göleti'ne 100. yıl ismini vermemizin de bu yılla alakalı önemli bir anlamı olduğunu şüphesiz düşündük. Ben bu konuda meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Türkiye'de ilk defa 100. yıl ismini bir sosyal tesise Talas Belediyesi vermiş oldu. Bu arada 100. yılda 100 apartmana 100 kütüphane projemiz devam ediyor. Apartmanların artık daha önce kömürlük olarak kullanılan zemin katlarına biz kütüphane yapıyoruz. Çünkü doğalgaz olunca onlara gerek kalmadı. Mustafa Kemal Paşa olmak üzere emeği geçen bize kanlarıyla, canlarıyla, fedakarlıklarıyla bu ülkeyi, bu toprakları teslim eden bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Mustafa Yalçın Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel belgesel Kayserimizin bir evladının, kaptanın Atatürk'ü Samsun'a götüren Bandırma Vapuru'nun daki rolünü bize anlatıyor. Aslında bu Kurtuluş Savaşımızın nasıl topyekün bir ülke ruhuyla, bir kurtuluş ruhuyla işgalden, düşmandan, İngiliz'den, Fransız'dan, İtalyan'dan kurtuluş ruhunun nasıl yek vücut olduğunu ortaya koyuyor. Aslında işgal edilmiş bir coğrafyadan bir devlet kurma ruhu, bilinci, çabası, mücadelesi bizim için çok kıymetli. Eğer bu mücadeleyi bilirsek bu toprakların kıymetini de çok daha iyi anlarız. Biz bu ruh ve bilinçle Türkiye'yi geleceğe doğru ilerletmek zorundayız. Önümüzde bir seçim var. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğiz ve Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Gençlerin, bağımsız Türkiye'nin, hür ve bağımsız kalarak yönetildiği bir Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Ben hepinizden Cumhurbaşkanımız adına destek bekliyorum. Bu bir bağımsızlık mücadelesidir. Bu mücadele 104 yıl önce 19 Mayıs bugün başladı. Bu mücadele bugün de devam ediyor. Biz her dem bağımsızlığımızı korumak noktasında bir bilinci canlı tutmalıyız. Evet, teşekkür ediyoruz ve için muhteşemdi.
Belediyemize bir şey söylemek ister misiniz burada? Teşekkür ediyoruz. Güzel, eğlenceli geçiyor. Çocuklar için büyük avantaj. Bugünleri de hatırlatmak bizi memnun ediyor. Sevdin mi buradaki oyunları? Evet. En çok hangisini sevdin? Atlı karıncayı. Bence de güzel, hoş. Yani bu şehir içinde, insanlar içinde bize de bir değişiklik oldu. Hava da güzel. Memnun kaldık biz de. Çok teşekkür ederiz bize bu değişik günü, bu güzel günü böyle yaşattığı için. Görüldü 19 Mayıs kutlu olsun Çalas.